Herkese merhaba arkadaşlar. İyi Pizza Güzel Pizza'nın 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün müşterilere geçirmeden önce size bir şeyleri tanıtacağım. Ulan nerede bir bulsam. Bak yükseltmeler kısmına geliyoruz. Burada köpek balığı maskotu var. İnsan çekmek için dışarıda dans eder. Bu gerizekalıyı almak için de 2-3 lira mı neyle bir paket de onu satın aldım. Evet aktifleştirelim. Şimdi oyunumuza kaldığı yerden devam edelim. Bakalım nasıl bir etkisi olacak. Oyna amın evladı, müşteri lazım dükkanı. 2 liraya var ya götünü bile satarım. Supreme Pizza'nın birbirinden farklı malzemelerinin bir araya getirişine resmen ölürüm. Oo ölürüm ölürüm. Eminim pesto sosuyla çok daha güzel olabilir. Evet sen de benim kafadasın ama ben ömrüm boyunca Supreme ya da pesto demedim amına koyayım. Bana desene direkt. Abi o yeşil sostan desene amına koyayım. Pesto sosu bu arkadaşlar, bu yeşilli olan hiç güzel değil. Sadece farklılık olsun diye gelip yiyorlar. Hani bilirsiniz bazı insanlarda ben farklıyım hep öyle dile getirirler ya. Alın en farklı sizsiniz. Ne yapalım amına koyayım, ayaklarımıza mı kapanalım? Onun hiç tribini çekemeyeceğim arkadaşlar. O yüzden gerçekten pizzasını çok güzel yaptım. Lanet olsun ona ve onun gibilere. Evet. Alınız beyefendi. İdare eder. Bir de trip atıyor ya. Böyle kafasını tutacaksın duvara vuracaksın. Amına koyayım oğlu idare ederi görecek. Akşam yemeği için bir yarım sucuklu pizza istiyorum. Diğer yarımını da sosisli ve pastırmalı yapalım ki yarınki kahvaltı için de iş içinden çıksın. Vay aç gözlü orospu evladı vay. Bütün haftanın şeyini bir pizzadan çıkaracak ha. Ay tabi bacı tabi. Sen bir sanatçısın. Hayır bir mimar. Hayır bir ressam. Hayır bir mimar. Ben senin kocanım kocan. Bak bir tanesi kötü yorum yapmış ama yani hafif iyi yorum da sayılır. Neredeyse Alisante'ninki kadar kötü. Öğük. Orospu çocuğu. Nimet öğük diyor. Pespaya ninemin sabunu gibi kokuyor. Sen ninen var ya nineni bir koklarım şimdi. Kendinizi buraya kadar hiç yormayın. Aynı tadı evinize karton üstüne ketçap yayarak da alabilirsiniz. Aynen sen çok böyle ketçap döküp yalamışsın belli. Tropik bir şeyler istiyorum. Ama domates soslu değil pesto soslu. Koyu kenar. Ablacım yani var ya ben senin kadar değişik istekleri olan birini daha hatırlamıyorum. Portakal olur, kivi olur, limon olur, ananas da olur. Unutma pesto istiyorum çok pişmiş. Sen en güzel demir ananana tamam mı? Şöyle bölelim abramız yedikçe kudursun. Beni hatırla tamam mı bu pizza yedikçe. Keşke bu pizzayı klonlayabilsem. Ya canım yok öyle bir şey ya gel. Of o kırmızı tişörtlü çocuk karnımı acıktırdı. Amına koyayım o kırmızı tişörtlü çocuk gelsin o zaman bizi de siksin. Ha kırmızı tişörtlü çocuk ha kırmızı bütün kızlar geliyor öyle yazıyor. Tövbe estağfurullah bu kırmızı tişörtlü çocuk kim ya? İki pizza sucuklu sosis tamam lan. Kızları kullanıyor hepsine de kendi pizza ısmarlattırıyor o kırmızı çocuk kimse. Hele bu benim dükkanıma gelsin var ya öyle bir kıskanayım onu öldürürüm öldürürüm. Aslında bir yandan da düşününce bana ne amına koyayım kimi götürüyorsa götürsün benim işlerimi açıyor hep millete pizza ısmarlattırıyor benim işime gelir. Eyvallah kırmızılı çocuk arkandayız amına koyayım abazası sen. Oğlum ben pizzacıyım ben bile ömrümde böyle pizza yemedim lan. Adam her gün bir tane kıza pizza ısmarlattırıyor. Vallahi helal olsun işini biliyor işini. Al o kırmızılı çocuğa da selam söyle size iyi güreşmeler. Zeytin olması gerekmiyor muydu zeytin istiyoruz. Ha vallahi unutmuşum. Şimdi pizzaları yanlış götürdü ya o kırmızılı çocuk kızdı var ya uf bir azar. Seni... Dilenci ne geldi? Biliyorum bana güvenmen için hiçbir neden yok ama yeni bir uygulama fikri buldum ve enfes sadece 150 kadar nakde ihtiyacım var. Amına kodumun oğlu sen benden 100 dolar istedin ona bile az kaldı seni öldüren bir de gelmiş 150 dolar istiyor. Oğlum bana ters psikoloji mi uyguluyor bu amına kodum yarım aklıyla sık değil. Lütfen bana ikinci bir şans ver. İnsanlar bu teslimatı uygulamasına bayılacak. Biliyorum sadece bana bir kez daha yardım et. Yarramın kafası 37 dolarım var. Zor ayakta duruyorum hayır. Şu an var ya sen bana böyle jartiyer giyip götünü versen bile ben sana parayı veremem. Olmaz. Evet ben de yerinde olsam aynı şeyi söylerdim adamım. Peki şimdi ne yapacağım? Ne yarramı yersen ye. İstersen bir tane de sen o köpek balığı şeyini giy sen de orada dans et. Günlüğün 2 dolara. Turplu pizza lütfen. Turp yok dayı. Ne diyorsun amına? Ah pardon soğan soğanlı pizza. Yani gidi kıyafete bak iş adamı gibi kendi modern zannediyor ama gidiyor soğana turp diyor. O dilencinin de bir bizden götümüzü istemediği kaldı. Ah adamım çok zor durumdayım biliyorum buna isteme hakkım yok ama götünü verir misin ha? Söz yavaş olacağım. Şeref. Al sana turplu pizza. Dağayısı gerizekalı. Eğer bu pizza ateş üfleyen dev bir kaplumbağa tarafından kaçırılsaydı her mantar dolu şatoyu arar onu bulurdum. Vah he destan yazdı bize amına aç.
İstədiyin malzemeden bir süngere çok güzel ev olur, çok pişmiş. Sünger, deniz altındaki ananasta yaşayan, çok pişmiş. Deniz, sünger baba mı diyorsun? Sünger Bob'un kalın yarrağı sana girsin. Tabi efendim, ananaslı pizza sana yapacağım. Bu arada arkadaşlar, Sünger Bob insanın bilinçaltına giriyor. Niye biliyor musunuz? O çizgi filmde bir tane yengeç var. Amınakoyim ki yengeç eti satıyor. Yengeç etli hamburger mi satıyor ne? Yani bildiğiniz yam yam yengeç. Çok tehlikeli bir çizgi film. Onu izleyeceğinize gidin korku filmi izleyin amın. Al soytarı, eşşakı adamsın, çizgi film izliyorsun al. Bu pizza günümü şenlendirdi. Teşekkür ederim. Lan senin günün ne olacak ki? Şenlensen olur. 3 pizza, 1 meyveli. Ay. Ne oldu amına koyayım? Yine diyetini mi bozdun sen? Normalde bir pizza istiyordu, dayanamamış. Amına koyayım, Aysi rüyasında mı görmüş? 3 tane istiyor bu sefer. Tabi tabi. Ulan 3 tane, 3 tane. Daha iyisi inşallah beğenirsin. 1, 2, tam birinci hazır. Son olarak bunu da böldün mü? Tamamdır. Al. Senin için var ya, gerçekten seçip seçip yaptım ha. Bu kadar dolma biber olan bir pizzayı nasıl satabiliyorsun? 3 tane pizza yiyoruz bu çocuğu ama içinde dolma biber olmadığını ayırt edebiliyor. Hepsini böyle var ya beyninde yerleştirmiş. Hayatındaki tek amacı yemek yemek olduğu için. 3 tane pizza içinde sen nasıl dolma biber eksiksen olmuş, fazlaysan olmuş amına koyayım ya. Hayatı yemek olmuş orospu çocuğunun ya. Baktım bunlardan ha. Bro bana bir biberli ve soğanlı turta. Şimdi siktir git, senin de ananı sikerim. Küçücük çocuk da bize bro çekiyor. Amına koyayım, dün abi diyordun, baba diyordun lan. Anana yüz vermedim diye şimdi seninle kardeş mi olduk? Sevmiyorum oğlum ananı, siktir git. Ama yine de müşteridir yani, kovulmaz. Bro ha, bana bro diyor. Lan sen kimsin? Daha dünkü bebesin lan. Ha, doğduğun günü ben hatırlıyorum ya. Bu arada yanlış koydum, ne? He, doğru koymuşum. Yanlış koysam ne olacak? Küçücük çocuk beyi mi dövecek amına? Gelsin lan. Gerizekalı daha 31'i keşfetmemiş, daha o yaşa bile gelmemiş. Geliyor bana bro ayağı çekiyor, al. Bro. Yarrah. Yarı düz peynir, yarı düz sos, hatta iki tane olsun. Tabii bak, bu adamın istekleri gayet makul seviyede. Gerçekten normal insan diye buna derim. Tipi ne yakışıklı ne de çirkin. Boyu ortalama, kulakları biraz fazla büyük orospu çocuğun ama ortalama bir insan bu yani. Yer mantarlı pizza bana çok pişmiş olursa sevinirim. Yer mantar mı? Düz mantarımız var. Yer olmasa da olur, çok pişmiş. Sen olmasan da olur. Ben annenle birlikte olduktan sonra. Dayı ne diyorsun amına koy? Kafasını el esmiş gerizekalı. Yer mantarı demesi olmaz, illa kafa karıştıracak. Al keke. Teşekkürler. No problemo, siktir git o. Of, patlıcanlar nasıl da şeklini almış. Vejeteryen bir pizza. Bir de kalbi kadar kara olsun. Ya senin toprağın kara olsun be, siktir gittin yeter artık ha. Veganlar kayı insanı yoran başka bir canlı türü görmedim ha. Eğer benim vegan bir sevgilim olsaydı ona zorla et dürüm yedirirdim. Aç ağzını lan. İlk insanların döneminde veganlık diye bir şey yoktu, hepsi eti çiğ yiyordu. Ben veganım deseydiniz mızrağı böğrünüze yerdiniz hanımefendi yaşlı keftar. Dolma biberler keşke biraz daha eşit dağıtsaymışsın. Sen gözlerin görüyor mu amına koymayla diyorsun eşit dağıtsaymışsın. Pastırma beni kastırma. Ah unutmadan pesto sosta olabilir mi? Bir de kalbi kadar kara olsun. Bir şey fark ettiniz mi arkadaşlar? Ne zaman ki bu yaşlı kadın geliyor, ardından bu sapık ihtiyar geliyor. Ben onu anlamadım. Sen o kadını mı takip ediyorsun? He? Öyle bir masum bakıyor ki sen edersin sapık olan benim. Yan yana geçen geceler. Bir de diyor pastırma beni kastırma. Kim seni kastırsın amına? Sana dokunsak öleceksin. Bak şimdi sana benden bir kardeş tavsiyesi. O kadını etkilemek istiyorsan ne yap biliyor musun? Bastonunla önünü kes. Söyle benim bastonum da uzun. Bak nasıl birlik. Evleniyorsunuz direkt, huzur evinden de kurtuluyorsunuz. Al. Onayladım. Rüce-i tekerrürü iştifai sikül ederim. Tropik bir şeyler istiyorum. Tuvalet şu tarafta abisi. Nasıl gidiyor? Bana sosis ver. Vallahi iyi gidiyor. Sen nasılsın? Şaka bir yana, hayat hiç güzel gitmiyor benim ya. Ya rüyalar görüyorum. Karma karışık. Sabah kalkıyorum, işe geliyorum. Hep aynı insanlar. Beni azarlıyorlar. Asosyalim, bir arkadaşım filan yok. Öyle ben bitmişim ya. Benimle yatar mısın? Sosis ve mantar 8 dilime böl. Tamam, sonra benimle yatar mısın? Peki. Tekrar kazandık galiba. Bir sosisli sucuklu. Göz teması kurursanız sizi sikebilir. Amına şu an bakmıyorum ekrana. Tabii. Tekrardan göz teması kurmadan karışık sosisli pizzasını verelim. Alın al. İş pizza pişirmekse kitabını yazmışsın. Sen de adamlıkta bir numarasın kral. Bu ne lan?
Adam yanıyor amına koyayım, itfaiye eri. Pizza istiyorum ama işte uyuşuk olamam. Ne? Peyniri boş ver ve sebze olan her şeyi koy. Mantar, biber, pizza. Tamam tamam. Kaskın güzelmiş. Bu arada bizim mahallede bir tane dul var. Geceleri yanıyor. Ziyaret et onu. Sebzeli pizza istedi. Peynir olmasın dedi. Şimdi bu sebze sana çok enerji vermez kral. Gece o ablamızı da ziyaret etmen amacıyla sana birkaç tane de pastırma böyle iteleyim. Ve biraz güç kuvvet verir kral. Evet, itfaiyeciye hazırladım. Buyurunuz. Bu pizzadan garip dumanlar yükseliyor. Söndürmem gerekir mi? Lan önce git o dulur söndür. Orospu çölü. Pizzayı söndürmem gerekir mi? Beğenmedi ha. Selam. Ve aleyna aleyküm selam. Mantar ve zeytin mümkünse. Tabii ki de mümkün. Bunlar basit istekler. Ne gibi şeylerden hoşlanırsınız daha çok? Mantar ve zeytin. Sadece mantar ve zeytinden mi hoşlanırsınız? Mesela ben şu an sizden çok hoşlandım. Peki. Peynir ve mantar. Sığır sığır. O kadar iltifat ettim. Hayla zeytinle mantar. Evde kalacağım bu gidişle. Gerizekalı. Seni zeytinle mantar mı kurtaracak? Ben kurtaracağım. Çok güzel yaptım. Al al. Ye ye. Şiş iyice. Tamam iyice kilo al. Güzel güzel güzel. Güzelmiş. Sen görürsün güzeli 2 sene sonra. Yüzüne vurunca arkadaşların hepsi evlenecek. Evde kalacaksın. Hiç yorulmuyor mu la bu? Pesto ve peynirin birbirleri için yaratıldığını biliyorum. Üstüne patlıcan da güzel olur mu acaba? Bak emmi, pesto sosu peynir için yaratılmış mı bilmem ama sanki ben onun için yaratılmıştım. Dans eden aylar var ya, işte içimde yaşadığım o. Bu da şiirsel konuşuyor benim gibi. Ama bu daha çok mal. Tek amacı yemek yemek. Bu arada ne zamandır yorumları okumuyordum. Buralarda kendi pizzacı ama aynı zamanda buralardaki tek pizzacı. Lan hem gömmüş hem övmüş, yani teksin diye en iyisisin diyor. Evet, ben tekim ve tek erkeğim. Ananı doyurabilirim. Soyucuyum 5. Pizzadan çok ayrı ayrı malzemelerdi ama en azından kokusu güzeldi. Ama senin kokun güzel değildi. Tipin de değil. Sen hiç güzel değil, biri değildin yani. Bir ananaslı pizza istiyorum, acele et. Ananı var üçün. Etmiyorum amına koyayım, bekliyorum lan. Anan da diyordu acele et. Hızlı ol diyordu. Ben etmiyorum lan. Yavaş bir insanım hadi. Hatta bir soru daha sorayım buna. Ne? Anlamadım. Pizza ve ananas devam et. Bak hala emir kipi kullan. Ne? Peynir, ananaslar ve sos bu kadar. İyi biraz dinleneyim de yaparım o zaman. Demek peynir, ananas ve sos he orospu çocuğu. Bak. Sosu buraya koyalım bir tane hem de iki tane sos koyuyorum sana. Peyniri de böyle bol bol koyalım. Bir tane de ananas, ananın hatırına bol malzeme koyacağım sana. Şöyle yollayalım gitsin. Senin karşında köle yok, senin karşında bir saygıdeğer bir esnaf var. Bunu bilerek gelmen lazım sen buraya. Hayır sen kimsin? O raconu nasıl bana kesme hakkını kendine biliyorsun? Al. Cidden anca bu kadar mı peynir oluyor? Valla bu tepe bu kadar peynir oluyor. Ne kolumun ol. Yağla bana bir pastırmalı pizza. Uff, sen istersin de sana yağlamaz mıyım, köklemez miyim be? Tabii ki de. Buna sefer malzemeden hiç kaçırmayacağım böyle. Hatta zarar etsem bile kaçırmayacağım lan. Koy 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 koy. Yağla diyor çünkü. Sen istedin yağladım. Ben sana bağlandım. Daha fazlasını istersen domalmaya hazırım. Oh bayağı iyi. Yes. Bir de oh çekiyor, bana işaret veriyor. Bro bana bir biberli soğanlı turta. Ya kızım bana bro deme. Armut kafa gelmiş. Kimseye söyleme ama ananaslı pizza istiyorum. Niye kimseye niye ananaslı pizza yemek ayıp bir şey mi? Terbiyesiz herif. Ne ki içinde ananas ki ana diye geçiyor diye. Terbiyesiz herif. Şşş. Şşş hayırdır lan? Şişkı. Peki peynir, ananas ve sos istiyorum. Adam akıllı gel. Kimseye söyleme nedir amına koyayım. Burada yasa dışı iş mi yapıyoruz? Sen bizi zan altında bırakıyorsun. Altı üstü bir ananaslı pizza yiyecek. Beni tribe soktu gördünüz mü 2 dakikada? Amına koydum dallaması. Yanlış kişiye bir gün var ya karnına kelebeği yer ha. Biri gelse size şşş ananaslı pizza istiyorum kimseye söyleme dese ne yaparsınız? Ben saplarım kelebeği ham. Al baba yiğit kalıbını adam yol bundan sonra herkesiyle hişmiş çekme tamam mı? Bu pizzanın her zerresine aşık oldum. Bak hala aşık oldum var eşek ağlanır kafasına gözünü sikerim. Selam mantar ve zeytin mümkünse. Vay cool çocuk bu yaşta geliyor kendi ifade edebiliyor. Biz senin yaşımızda bakkala gitmeyi utanırdık. Öyle parayı uzatırdık ne gelirse. Ama sen gerçekten ileride büyük bir bilim adamı olabilirsin. Ya yeni nesil çok zeki ya. Var ya canavar gibi valla. Hemen yollayalım gitsin. Al hele al sevimli şey seni al. Güzel Saul. Vay be Saul çekiyor kral çekiyor. Bu kim bunu da ilk defa görüyorum.
Yarı sucuklu ve biber dolmalı mantar da diğer tarafa dolmalı. Ben de senin ağzına vermeli. Duyduğuma göre pesto sos gelmiş ama ben klasikten şaşmam. Bir sucuklu pizza domates soslu. Belli hep aynı şeyleri ye ye miden artık var ya şambele dönmüş amına koyayım. Boğaza bak. Amına bu böyle bir hani kalın damarlı yarrağa benziyorsun. Demiyor biraz farklılık yapayım. Hele bir günde ben üstümü değiştirip geleyim. Bir kilo vermeye çalışayım demiyor. Diyor ben klasikten saçmam bir sucuklu pizza diyor. Madem sen kendin kilo veremiyorsun ben de malzemeden çalarak senin kilo vermeni sağlayacağım. Umarım fark etmez malzemeden çaldığımı. Evet gayet de bir sürü sucuk koydum yani. Her şey onun iyiliği için ben kar amacı gütmüyorum. Sadece o kızın iyiliği için zayıflaması için malzemeden az buçuk çaldım. Evet. Umarım beğenir. Tekrar kazandık galiba. Al. Al delikanlı. Onayladım. Tabii onaylarsın. Aradaki farkı asla anlayacak kapasite yok sende. Popüler kültür kölesi gerizekalı seni. Selam şey bilirsin mantarlı şey mantarlı pizza bir de kalbi kadar kar olsun. Şey. Buna koydum biraz git sözlüğü aç arada oku. Şey buraya ne demem lazım diye bir arada kendi geliştir. Ve hatta seninle konuşup insanlar olan diyaloğunu artırmak için ne diyeceğim? Ne? Evet şey mantarlar amına şey girsin senin tabi. Zaten kız konuşmayı bilmiyor malzemeden çalsam nereye şikayet edebilir? Sadece der şey polis anlamaz gönderir. Evet o yüzden malzemeden çaldım. Onun ağzına layık bir pizza. Ne de olsa kendi ifade edemiyor al. Odaklan dostum odaklan bu pizza çok kötü olmuş. Ve oruç be konuşabiliyor musun demek? Çok kötü olmuşmuş. Vallahi billahi ya. Şey diyordu bana başta sonra kendi nasıl ifade etti amına. Bir yazar gibiydi adeta. Pizza o kadar iyiydi ki beni gıda komasına soktu. Yeni uyandım. Alisante'dekim. Orospu çörün tekidir. Aferin sana. İyi yorum yapmışsın. Oo reis. Demek ki stilini bozmuyorsun ha. Kimseyi umursamıyorsun. Zeytin sossuz 4 kere yarısından kes. Tamam sana istediğin gibi bir zeytinli pizza yapacağım. Al peyniri koydum. Sos yok. Hem de aynı zeytinli pizza sana benzeyecek amına. Bak bu gözü. Bu burun. Bu da kaş amına koyayım. Benim kaş. Adamın kaşları. Evet gerçekten ona biraz benzedi. Umuyorum ki beğenecek. Biraz da sakalı var mıydı onun ya? Bir beyği vardı galiba böyle. Evet. Tam onun istediği gibi oldu bence. Al senin gibi bir pizza yaptım sana. Çok sana çok benziyor ha. Haha fena değil fena değil. Adam beğendi kendini piç. Özgüveni var. MyPad kabı alalım kendimize bir tane. 60 elmastır teki hangisini alalım? Şeker kedi olmaz. Bana yakışmaz amına koyayım. Mutlu kedi bu da olmaz. Mutlu ejderha. Oğlum adam akıllı bir şey yok mu? Mutlu kedi, mutlu ejderha. Mutlu yarrak. Peri kanatları. Galaba olabilir aslında. Bu da bana göre değil ama en azından bir şekilli var. Ve menümüze artık hamsi de ekliyoruz. Balık hizmetimiz de açılmıştır. Hayırlara vesile olsun. Çok güzel olacak. Kokuşmuş bir pizza. Kokuşmuş. Senin gibi mi? He? Sen de şu anda burnuma ter kokusu esiyor. Zaten pencere açık. Baharatlı ton balığı düşünüyordum ama hamsi de olur. Hamsi gene ne yapsın yapacak bir şey yok. Ama sana deodorant icat edilmiş, parfüm icat edilmiş. Hamsi eleştirmiyorum ama seni gerçekten Allah belanı versin. Al. Hanım silahımı getir bu adam aklımı okuyor. Aminem sen hanımın da mı var la? Gel pisi. Hepsi iki dilimli. Aman ha kodumun oğlu bana köpek muamelesi mi çekiyorsun sen? Mantar, hamsi ve ananas birlikte ne garip olur. Sen sosyetinin garip olacağını sanmıyorum ama. Bir arkadaşım var benden deli. Denemektedir bütün malzemeleri hedefi. Ama ekleme vardır peynir alerjisi. Ulan sen kurban olayım senin alerjin varsa ben dükkanı yıkayım baştan yapayım lan. Yani dedi peynir hariç bütün malzemeleri koy. Ben anlıyorum artık onun dilinden ya. Valla aşık olduğum için ne desem anlıyorum. Ulan hadi bir şiir düşün. Alın efendim. Koydum bütün malzemeleri. İstedim senin memelerini. Heh. Teşekkür ederim. Ya tabi bu şiir karşısında teşekkür edeceğim. Ne diyeceksin? Çek bana bir peynirli ve pestolu başkan. Oo usta kral. Dayı oğlu eyvallah. Bu kıza karnım çok kaynadı. Başkan dedi bana. Vay be. Al amın oğlu boğazında kalsın. Harika tam istediğim gibi. Başkan numara vermedin la. Flörtümün hangi tarafa olduğunu öğrenmem gerek. Ananaslı bir pizza istiyorum. Ne alaka? Kendimden de emin değilim. Sen ne olsun istiyorsun lan? Acaba bu pizzaya büyü yapıp sevgilisine mi ikram edecek? Anlamadım ki kendine bağlamak için. Değişik konuştu. Umarım biz onun günahına ortak olmayız. Ben sadece para karşılığı pizza yapıyorum abi.
Sonrası beni ilgilendirmez. Yecic ve Mecic'ten, şeytanın oyunlarından yüce Rabbime sığınırım. Al bu pizzayı, umarım büyü yapmasın. Bir pizza sihirbazı falan mısın? Yok, tövbe estağfurullah, tövbe ya Rabbi. Git lan. Kokuşmuş bir pizza, sadece iki dilime böl lütfen. Ha kokuşmuş, ha kokuşmuş, sizde koku fantazisi mi var anlamadım ki. Al kadın, en az kocan kadar kokuşmuş bir pizza yaptım sana. Biraz daha iyi olabilirmiş. Evet, kocan daha kötü kokuyor olabilir ama daha fazlasını yapamazdı. Yo, en sevdiğim hayvanlı bir pizza yapabilir misin? Bence sen en sevdiğin hayvan bir balık türü, çünkü sen içine almayı seven cinsensin. Ne? Malzemeler bir hayvan. Cheese. Bence bu kobra yılanını çok seven bir insan. Buna böyle bir kobra çizeceğim. Tss. Evet, kobraya benzedi birazcık. Umarım beğenir. Alın lütfen. Mükemmel. Tabii sen seversin kobrayı. Tss. Evet arkadaşlar, tam 115 dolarım var. Kâme de kepek hamuru da ekleyin. Bir hamurumuz da olsun. Baya bir artık zenginleşti dükkanımız. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Diyete başladım ve lütfen pesto sosu kullan. Bir de kalbi kadar kara olsun. Diyete başlamış gelmiş pizza yiyor amına. Yani pesto sosu kullanınca sence sen zayıflayacak mısın? Ulan bir de bu diyete başlamış ya. Kepek hamur mu kullansam? O daha güzel olur. Evet evet. Al dostum. Az kalorili pizzayı göm dostum. Bu pizza senin kadar güzel. Ya bana yavşama amına koyayım ya. Kızlar yavşamıyor, adamlar yavşıyor lan. Tam 14 sokak koştum. Pastırma koktu da. İh, şimdi geri bir de 14 sokak daha koş. Seni kabul etmiyorum. Raconu kestim arkadaşlar. Hele geç saatte gelmeyeceksin madem. Oyun kaydedildi. Toplam kar 15 dolar. Arkadaşlar 72. güne geldik. Dükkanımızı da bayağı geliştirdik. Bakın bir sürü ürünümüz var artık. Bu iki ürünü daha alsak level atlayabiliyoruz. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir süper karışık. Ne? Sucuk burada, sosis burada, soğan burada, zeytin burada, mantar burada, biber burada, süper karışıyor.